Alkaş tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen R360 Gayrimenkul Buluşması, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş'la Alkaş Genel Müdürü Yonca Aköser ev sahipliğinde 10-11 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPİM'in stratejik ortaklığıyla üçüncüsü gerçekleştirilen R360'a verimlilikle sürdürülebilir bir geleceğe odaklanmış ve her biri kendi alanında Türkiye'nin en önemli isimleri olarak tanınan 40 konuşmacının yer aldığı 21 oturum yapıldı. R360'da sadece Türkiye'nin alanındaki en iyi isimleri değil, uluslararası isimler de ufuk açan, sorun çözen, işbirliğine ve yatırıma odaklanan değerlendirmeleriyle sahneye çıktı. Gayrimenkul sektörünü daha ileri taşıyacağına inandıklarını, sektörün tüm kuruluş ve paydaşlarını ortak fayda platformunda kavuşturduklarını ve MIPİM'in stratejik partnerliğiyle R360 konferansını uluslararası boyuta taşıdıklarına değinen Alkaş Genel Müdürü Yonca Aköser, Emlak Haber Ajansı'nın özel açıklamalarda bulundu. Dün burada 872 kişi vardı. Bugün yine gördüğünüz gibi kalabalık. Bu da aslında sektörün istenilen enerjiye kavuştuğunun göstergesi. Sektörü enine boyuna değerlendirebilmek, 360 derece bakabilmek için yaptığımız bir konferans bu. Burada MIPİM'den yetkililer de var. Biliyorsunuz MIPİM de bizim stratejik partnerimiz. Ve MIPİM'in gözüyle hem global hem lokal konularımızı, dünyadaki trendleri, çözümleri öğrendiğimiz bir konferans burası. 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi alanında tescilli bir şehir olan Hatay için yapılan çalışmalardan bahseden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Emlak Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Bir defa Hatay gerçekten de ilk olimpiyatların yapıldığı yer. Orta Doğu'da, Afrika'da ve Anadolu'nun tam bileşkesinde olduğu için yüzyıllar boyunca ticaret merkezi olmuş. Anadolu'daki ilk ibadet yerleri hep orada. Hristiyanlık, Musevilik, İslamiyetle alakalı ve ilk Hristiyan kelimesinin kullanıldığı yer. Amanus Dağları çok zengin bir bitki örtüsüne sahip. Tıbbi aromatik bitkiler yönünden çok zengin. 800'e yakın tıbbi aromatik bitki var. 2500 çiçek var. 250'si sadece Hatay'da var. Bununla birlikte bize bu 23 medeniyetin 13 tanesinin bırakmış olduğu çok güzel bir yemek kültürümüz var. 7 ay önce de Öğrenen Şehirler Ağı'na katıldık ve 2017'nin Ocak 21 Ocağı'nda da Düsseldorf'ta Expo'yu, Botanik Expo'sunu yapmaya hak kazandık. Bundan 4 yıl önce bir batı çıktı yaparken bulmuş olduğumuz 5. yüzyıla ait dünyadaki 5 önemli şapelden bir tanesinin ayrıca yanında mozaikler, mezarlar, duvarların olduğu 15 dönümlük arazi içerisinde güzel bir arkeopark yapıyoruz. Hatay çok farklı bir vizyonla dünya arenasında kendini temsil edecek. Gayrimenkulle ilgili olan her toplantının sektöre fayda sağladığına değinen İnder Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım şunları söyledi. Gayrimenkulle ilgili her toplantının sektörümüze olan faydası büyük. Çünkü burada farklı görüşler sunuluyor ve bu görüşlerin karşı görüşleri tekrar çıkıyor. Neticede bir analiz oluyor. 2019 bir analiz yılı diye düşünebiliriz. 2019'a kadar çok hızlı bir tempoyla çalışılıyordu. Yani oturup da bir muhasebe yapma imkanı olmuyordu. 2019'daki biraz duraklamadan dolayı bir takım değerleri tekrar irdeledik ve netice itibariyle bir takım kararlar aldık sektör olarak. Zaten bakanlık da bununla ilgili bir takım kanunlar ve yönetmelikler ortaya çıktı. 2020 için hem sektör olarak hem bakanlık olarak çok ciddi bir hazırlık içinde giriliyor. 2020 yılında özellikle Çin'den Türkiye'ye ciddi bir talep olacağını söyleyen Aremas Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, sektörle ilgili öngörülerini paylaştı. 2019 yılı aslına bakarsanız çok da parlak başlamadı. Genel ekonomik koşulların tabii ki gayrimenkul sektörüne bir yansıması oldu. Bu özellikle geçtiğimiz yaz sonuna kadar bu şekilde devam etti. Ama yaz sonundan beri gerek faizlerdeki ciddi düşüş, gerek bekleyen talep, gerekse de yurt dışı pazarlardaki değişen dinamikler ve
farklı pazarlarında Türkiye'ye olan ilgisinin oluşmasıyla birlikte aslına bakarsanız son birkaç ay hareketli bir sezon geçiriyoruz. Çin pazarı dediğimiz pazar artık önümüzde reel olarak aktif talep gören, talep sunan bir pazar haline geldi. 2020'de özellikle Çin'den çok ciddi bir buraya ülkeye bir akış bekliyoruz. Açıkçası beklentilerin de üzerinde bir akış olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle gayrimenkul sektörünün sorunlarının konuşulduğu R360 gibi sektör buluşmalarının artması gerektiğine değinen 3S Gale Proje Danışmanı Varol Tezmen, Emlak Haber Ajansı'na özel değerlendirmede bulundu. Toplantı çok olumlu geçti. Özellikle sektörün sorunları ve önümüzdeki günlerde gayrimenkul sektörünün nereye gideceğiyle ilgili çok güzel değerlendirmeler yapıldı. 2019 yılını gayrimenkul sektörü olarak değerlendirirsek biraz parçalı buldu geçti. İlk 6 ayı çok olumlu değildi. Bunda ekonominin genel durumu, benim açımdan gayrimenkul sektörünü ben hep birinci el konut satışları olarak değerlendiriyorum. Niye? Çünkü gerçekten yeni üretimlerin yapılması, yeni arzın olması lazım ki gayrimenkul sektörü ve onun bileşiminde 250 tane sektörün daha ileri gitmesi için. Özellikle birinci el açısından baktığımızda ilk 6 ay çok iyi geçmedi. Temmuz ayından itibaren toparlanma oldu. Bunda faizlerin düşüşü, tabii ki yabancıların özellikle talepleri ve ekonominin toparlanması, iyiye gidişi özellikle Temmuz ayından itibaren bir toparlanma neden oldu. Ben bu seneyi geçen seneyle mukayese ettiğimizde bu ivme 2020'de bize oldukça umut vaat ediyor. Ben 2020 yılından itibaren başlayarak da sektörün toparlanacağını, özellikle birinci el satışların ve markalı projelerin satışlarının iyi olacağını düşünüyorum. Gayrimenkul sektörünün bu kadar sinerjik olarak bir arada olmasının sektör açısından çok faydalı olacağına değinen Gioder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşe Can Çekici şunları söyledi. İki gün dolu dolu geçti. Çok güzel içerikler, çok güzel konuşmacılar vardı. Açıkçası beslendik, yeni güzel sunumlar dinledik. Gerek yerli, gerek yabancı konuklardan çok güzel sunumlar aldık. 2020 yılı inşallah bu hızla, bu buradaki kalabalık fikirle devam eder. Birlikte olmak, sinerji yaratmak, el ele bir şeyler yapmak. Çünkü biz 20 en az aktörün bir araya geldiği bir ekosistemiz. Bir arada olup bir şeyler yapmak çok çok önemli. Önümüzdeki yıla bu enerjiyle girersek inşallah sektör olarak biraz daha iyi gideriz. Sektörden paydaşların bir araya geldiği önemli bir platformda başarılı iki gün geçirdiğini ifade eden Omurga Gayrimenkul Emlak Yatırımları Direktörü İlhami Akgun, Emlak Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulundu. Gayrimenkul sektörü doğal olarak makroekonomik gelişmelerden, başka deyişle konjonktürden çok etkileniyor. İnsanların beklentileriyle çok ilintili bir sektör. Gayrimenkul kullanıcısının, gayrimenkul tüketicisinin bir takım yatırımlar, bir takım harcamalar yapabilmesi için geleceğe çok umutla bakması gerekiyor. Belirsizlikler onları çok fazla etkiliyor. En azından bütün kararlarını sektör başka çalışmalar yapabilir. Kendi özel çalışma alanımız olan gayrimenkul yatırım fonlarını çok önemsiyor. Gayrimenkul yatırım fonları çok değişik imkanlar sunuyor. Gerek kurumsal geliştiricilere, gerekse hakiki şahıs gayrimenkul sahiplerine, gayrimenkul yatırım fonlarının devreye alınması için sermaye piyasası kurulu tarafında çok ciddi çalışmalar var. Bunları teşvik edici çalışmalar var. Bunların kullanılmasını öneriyorum.